Atalı il gezdi olayı var Ataşehir galiba belediye başkanı yeni belediye başkanları ilan edilmeden ama parti toplantısı evet devam hocam, ederken Ataşehir. istifa ediyor. Bu önemli bir haber. Bu önemli bir haber. Bilmiyorum Ataşehir'e kim aday olur. Daha iyi midir daha kötü müdür? Hiçbir fikrimde yok. Ama partilerin özellikle genel başkanları değiştiği zaman adaylarının da değişmesi. Olayının çok tipik bir yansımasıdır. Ondan bu programı açıyorum. Sonradan bu Çedes ve Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitedeki Kadir Has Üniversitesi'deki olayına döneceğim. Buyurunuz sevgili Yanardağ. Evet, hocam bugün Cumhuriyet Halk Partisinde yaşananlar herhalde gündemin ve Türkiye siyasetinin de en önemli konusu. Nedeni şu, yerel seçimlere doğru giden Türkiye'de bu seçimlerin ne anlama geldiğini dün anlatmıştık. Bir pat durumu yaşandı demiştik 14-28 Mayıs seçimlerinde. Bazı seyircilerimiz ya bu pat durumu nedir demişlerdi. Bir satranç diyebilir. Yani yenişememe durumudur. Bir tür beraberlik diye de nitelendirilebilir ama daha çok yenememe, hareket edememe, karşılıklı birbirini hareketsiz bırakma, açık bir üstünlük sağlayamama halidir. Pat durumu budur. Şimdi biz satranç deyimi olan bir pat durumuyla karşı karşıya kaldığımızı söylemiştik çünkü AKP Cum ve MHP liderinin e, siyasal İslamcı e, hareketle e, milliyetçi faşist hareketin bir ittifakına dayalı bu koalisyonun ki bunun bir yan unsurlar da var Hüdapar gibi daha radikal bir e, siyasal İslamcı partiyle büyük birlik partisi gibi Türk İslam sentezcisi bir e, parti de var aralarında. E, bu iktidarın bütün e, devlet olanaklarını kullanmasına adil olmayan ve demokratik e, koşullardan çok uzak bir e, ortamda yapılan e, seçimlerde hileye, kara propaganda iftiraya dayalı bir biçimde aldıklarını herkes biliyor. Ve yine bu seçimleri kaybettiğini demiştik dün. En iyi bilen, yani gerçekten kazanmadığını diye, diyelim. Hadi düzeltelim kavramı, biraz daha e, yumuşatalım ya da biraz daha merkeze doğru çekelim kavramı. En iyi bilen herhalde bu iktidarın kendisi olmalıdır. Çünkü gerçeği görüyor. Tutun ki adil ve demokratik oldu bu seçimler ama fark yüzde iki. Yüzde iki. Yüzde iki. Hiç kimse Türkiye'nin bazı bölgeleri var. Mesela Urfa'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dövüldü. Saldırıya uğradılar. Urfa'da seçimlerin adil ve demokratik olduğunu kimse iddia edebilir mi? Ya da tersini adil ve demokratik Olmadığını söyleyenlerin, bu iddiayı ortaya atanların bütünüyle haksız olduğunu kimse söyleyebilir mi? En azından bu konuda bir tartışma olduğunu herkes kabul edecektir. Yine ne kadar mültecinin oy kullandığını biz bilebiliyor muyuz? Montaj videolar miting meydanlarında ee, il il dolaştırılmadı mı? Kurulan barko vizyonlarda gösterilmedi mi? Bunun montaj olduğu, bu videonun montaj olduğu, gerçek olmadığı en yetkili ağız tarafından kabul edilmedi mi? Yalan Sadece yalan bu olan. bile seçimlerin iptal edilmesi için yeterli değil mi? Yalan hani, olan videolar değil evet, mi? Yalan hani, olan yalan montaj. Yalan, montaj. Yalan yalan üzerine montaj yapılan videolar. Hocam o çok çıktı. Hocam ne yalan? Hocam iftira iftira. i̇ftira açık evet. çar Bravo. çarpıtma, iftira ve adaleti yanıltma. Adaleti yanıltma özelliği de var. Ağır suç. Ağır suç. Ağır suç. Yani Kandil'deki PKK liderleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu birlikteymiş gibi gösteren bir montaj videoyla bir hazırladıkları propaganda malzemesini il il dolaştırdılar. Bütün yandaş medyada bunu yayınladılar vesaire. Yani biz bunu biliyoruz. Şimdi bu koşullarda yapılan seçimlerde yüzdekilik bir fark alabilir. Bütün devlet olanaklarını harekete geçirdiler. Devletin valilerinin kaymakamlarının iktidar lehine bir tutum takındığını biliyoruz. En azından bu yönde ciddi iddiaların olduğunu, ağır bir suçlamanın ve tartışmanın yaşandığını biliyoruz. Buna rağmen ile alınan bir seçim söz konusu. Ki ona bu koşullara rağmen kazanılabilecek, yine her şeye rağmen kazanılabilecek seçimlerin de muhalefetin akıl almaz hataları yüzünden de verildiği bir gerçek. Şimdi böyle bir seçim ortamını geçtik. Dolayısıyla AKP iktidarının, ve Cumhuriyet Halk Partisi dahil bütün muhalefet güçlerinin 14-28 Mayıs seçimlerinin bir tür sağlaması niteliğindeki e, yerel seçimlerde alacağı sonuç çok önemlidir. Ya iktidar 14-28 Mayıs seçimlerindeki sonucu tekrarlayarak yeniden aldığını kamuoyuna ve Türkiye'ye göstererek bakın biz gerçekten kazandık, yerel seçimlerde aldık diyecek veya muhalefet kazanarak biz adil ve demokratik olmayan koşullarda bir seçim yapıldığını ve o seçimin sonuçlarının meşruiyetinin tartışılması gerektiğini söylemiştik diyecekler. Kazanırlarsa. Bu kadar hayati bir önem var. Dolayısıyla biz şöyle bir değerlendirme yaparsak çok yanlış şeyler söylemiş olmayacağız. 14 28 Mayıs seçimlerini tamamlayıcı niteliktedir 31 Mart seçimleri. 14-28 Mayıs seçimleri esas olarak 31 Mart seçimlerinde sonuçlanacaktır. O nedenle seçim ne İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimidir ne de başka bir yerde Yılmaz Büyükerşen'in ya da Tunç Soyer'in ya da Mansur Yavaş'ın veyahut işte ee, diğer illerde Zeydan Karalar'ın, Vahap Seçer'in seçimidir. Bu seçim esas olarak demokrasiden, özgürlüklerden ve cumhuriyetten yana, adaletten ve hukukun üstünlüğünden yana olan güçlerle patrimonyal bir rejimden, faşizan bir e, totaliter e, düzenden yana olanların, siyasal İslamcı ve totaliter bir düzenden yana olanların arasındaki bir seçimdir. Bu bakımdan kişi, kişi olarak Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Özlem'in, Fatma'nın, Sevgi'nin, İbrahim'in bir önemi yoktur. Mansur'un, Ekrem'in bir önemi yoktur. Esas olarak bu büyük mücadelede kimin nerede durduğunun bir önemi vardır. Dün söyledim, bugün de işte sosyal medyada yayınlanmış Ekrem İmamoğlu'nun kazanması Türkiye'de cumhuriyete yönelik saldırıların püskürtülmesi anlamına geliyor. Ekrem İmamoğlu'na aşan bir anlamı var artık. Mansur Yavaş'ı aşan bir anlamı var. Sizin Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriniz olabilir kayıtlarınız, bazı kayıtlar düşebilirsiniz, çekinceleriniz olabilir, beğenmeyebilirsiniz vesaire. Dün hocam söyledi. Bizim de var. Bunu açıkça ifade ettik. 14-28 Mayıs seçim sürecini izleyenler, bizim yayınları izleyenler bilir. Bir seçimin sağlaması alınacak. Şimdi böyle bir kavga yürüyor ama biz bir uyarı daha yaptık. Dedik ki bugünkü yönetim kurultaydaki yarılmayı gidermelidir. Yeni parti yönetimi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu dengesine dayanan yeni parti yönetimi kurultayda, CHP kurultayındaki yarılmayı, kırgınlıkları, küskünlükleri mutlak bir şekilde gidermelidir. Partiyi yeniden birleştirmelidir. Bunun önemli olduğunu söyledik. Şimdi ortaya çıkan tablo ne? Şimdi Battal gezdi Battal İlgezdi simge isimlerden biridir. Tamam herkes biliyor. Açıkça da ilan etti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediğini kurultayda mümkün peki. Ama sadece gerekçe bu olamaz. Bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekledi diye aday gösterilmiyorsa eğer gerekçe bu ise bu kabul edilemez. Bu partiyi birleştirmek değil bu partiyi bölmek anlamına gelir. Böyle yorumlanır. Şimdi şeyi duyardık daha önce biliyorsunuz yani bir Alevi seçmen kitlesinde bir gönül kırgınlığı olduğunu ve bunun mutlaka onarılması gerektiğini de söyledik. Buna ilişkin bir tutum, bir duyarlılık sergilendiğini görüyorum ama şimdi bu ulaşan bilgiler enteresan. Muhittin Böcek'in MYK'dan geçtiği söyleniyor. Muhittin Böcek, Antalya. Antalya'yı açıkça burada belirteyim bir sürü kamuoyu, yani birçok, birden çok, en az 3 ya da dört kamuoyu araştırmasına baktık genellikle bağımsız kuruluş, kuruluşlar tarafından yapılan. Muhittin Böcek'in hem de oy birliğiyle aday olarak önerilmesi halinde geçmiş olsun Antalya kaybedilmiş demektir. Dem Parti bugünden ilan etti. Biz Muhittin Böcek gibi ırkçılık yapan bir belediye başkanına bir aday oy vermeyiz diyorlar. Irkçı diye nitelendiriyorlar. Çünkü salon istemiş vermemiş, görüşme talep etmiş, randevu vermemiş. Ve Muhittin Böcek Ensar Vakfı'na belediyenin mülkünü yurt diye verdi diye biz haber yaptık. Telebir hakkında dava açtık. Muhittin Böceğin Türkiye'deki demokrasi mücadelesiyle, özgürlük mücadelesiyle, cumhuriyetin kazanımlarının ve değerlerinin savunulmasıyla hiçbir ilgisi yok. Türkiye'de büyük toplumsal ve siyasal mücadelede Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin nerede durduğunu bize birisi e, rasyonel gerekçelerle açıklasınlar biz de evet diyelim. Bakın biz parti içindeki bir yarılmanın, bir mücadelenin tarafı değiliz. Ama Açıkça bazı isimler var. Lütfi Savaş, depremde yıkılmış Hatay'da neredeyse Hataylıları yalnız bırakan bir tutum takımı. Zaten AKP kökenli bir belediye başkanı. Anlıyorum çeşitli duyarlılıkları var. O bölgede sadece Aleviler'e dayalı bir, e, Alevi seçmene dayalı bir e, aday tespitinin doğru olmadığını ben de düşünüyorum. Alevi ve Sünni yurttaşlarımızı kucaklayacak, birleştirecek tümünü temsil edecek nitelikte ve perspektifte adaylar olmalıdır. Ama Lütfi Savaş'ın aday gösterilmesi halinde diğer bütün partiler ve demokratik kitle örgütleri bir bağımsız aday çıkartıyorlar. Bildiğim kadarıyla Baro Başkanı. Antalya'da Dem Parti oy vermeyeceğim diyor. Zaten Muhittin Böceğin aday olması halinde AKP adayı önde görünüyor. Tepki nedeniyle sandığa gitmeyecekler. E %3,5-4 civarında da Dem Parti'nin oyları var. Buyurun. Antalya'yı teslim etmiş olacaksınız. Şimdi böyle şeyler var. Şimdi bunlar doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Benim burada kulislerden edindiğim bilgi hem Lütfü Savaş'ın, Lütfü Savaş konusunda bir tereddüt var belki geri çekilebilir diyor kulislerden gelen bilgiye göre. Ama Muhittin böceğin oy birliğiyle önerileceği belirtiliyor. Büyük hata yapılır onu belirteyim. Büyük hata yapılır. Büyük hata yapılır. Yani Türkiye'de Rütfü'nün ceza kestiği, iktidarın üzerine yürüdüğü her türlü baskının ve tehditin altındaki Tele 1'e dava açan bir belediye başkanıdır. Ensar Vakfı'na yurt veren bir belediye başkanıdır. 12 Eylül'den sonra film festivalini yaptırmayan tek belediye başkanıdır. Bunlar orada duruyor. Kendisini tanımam, hiçbir hukukum yok. Ama bunlar ortada. Zannettiler ki biz CHP'li belediye diye eleştirmeyeceğiz Ensar Vakfı'na yurt yeri verince. TÜGVA'ya yurt yeri verince eleştirmeyeceğimizi zannettiler. Eleştirdik biz. Bakın biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik. Özgür Özel'i eleştirdik. Ekrem İmamoğlu da eleştirdik. Diğer belediye başkanları ya da parti yöneticilerini de gerektiğinde eleştirdik. Bu eleştirilerimizi hiçbir zaman geri çekmedik. Doğru yerde durdukları zaman da politikalar, bizim diğerimiz belli. Onları da destekledik. Biz büyük kabullerimiz ve büyük redlerimiz var biz. Büyük kabullerimiz cumhuriyetçiliktir, yurtseverliktir, toplumculuktur, eşitliktir, adalettir, özgürlüktür, demokrasidir. Büyük reddiyelerimiz vardır bizim. Baskıya karşıyız, Antidemokratik uygulamalara karşıyız. Totaliter rejimlere karşıyız, faşizme karşıyız, siyasal İslamcılığa karşıyız. Her türlü baskı rejimine karşıyız. Haktan ve hukuktan yanayız, adaletten yanayız, demokrasiden yanayız. Orta çağ rejimlerine karşıyız. Akıl ve bilimden yanayız vesaire. Kabullerimiz bunlar. Şimdi başka kulisten yansıyan başka bilgiler de var. Şimdi mesela e, Edirne'de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da aday adaylığından çekildiğini açıklamış. Ve adayın ön seçimle e, belirlenmesi konusunda bildiğim kadarıyla Recep Gürkan'ın bir çağrısı vardı. Bu çağrının karşılanmadığı, bir ön seçim yapılmadığı anlaşılıyor. Milletvekillerinin itirazı var. Adayların bel belirlenmesinde milletvekillerinin katkısının, ilin, söz konusu ilin milletvekillerinin katkısının alınmadığı söyleniyor. Buna gösterilen tepkiler var. Battal İlgezdi'nin açıklamasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğini söylüyor. Bakın bu tehlikeli bir işarettir. Tehlikeli bir çıkıştır. Yani partiyi karıştıracak nitelikteki, yani partide çarşıyı karıştıracak nitelikteki bir açıklamadır. E, Deniz Yücel de, e, parti sözcüsü de Deniz Bey de, bir açıklama yaptı ve dedi ki, Deniz Özgücel, böyle bir şey söz konusu değildir. Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde çığır açmış, CHP'nin genel başkanlarından ve Türkiye'nin siyasetçilerinden biridir dedi. E dedi. Fakat bu açıklamanın kendisi, Battal İlgenç'in açıklamanın kendisinin sahada, sahada mutlak bir şekilde teksip edilmesi lazım. Bunun böyle olmadığını. Değilse bu etkiler, bu etkiler... Şimdi bu duyguya sahip yerler var. Bunlardan biri de Murat Paşa belediye başkanı. Ümit Uysal. Kurultay'daki tavrı belli Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nda da aday. Değişime de karşı değil. Evet Kurultay'daki tavrımız buydu ama bu geçti. Yeni bir dönem var ve biz bu yeni dönemde yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırız diyen ve değişim profiline de en fazla uyan belediye başkanlarından biri. Ve bütün kamuoyu araştırmalarında benim okuduğum araştırmaların hepsinde Ümit Uysal konulursa, aday konulursa kazanıyor. Dem Parti kendisine oy veriyor. Ama Muhittin Böcek aday olunca kazanamıyor. Ve Dem Parti de boykot ediyor. Kendi adayını çıkartıyor. Böyle yerler var. Bakın Battal İlgezdi, Ümit Uysal, işte Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç böyle simge isimler var. Daha mesela Alev adaylar var ama Yüksek profilli bir Alevi adaya ihtiyaç var. Alevilerin dışlanmadığı, onları onlarda güven yaratacak. Mesela belediye bürokratlarının aday olarak gösterilmesi, onların etnik ve dinsel kökenlerine göre çok fazla büyük bir toplum üzerinde etki göstermeyecektir. Toplum simgesel isimlere bakar. Tanıdığı, bildiği tavrı olan, kamuoyunda tavrını bildiği ve temsil yeteneği olan isimlere bakar. Bunlara dikkat edilmediğini düşünüyorum. Tabii bu arada Muharrem İnce'ye gelmek lazım ama burada sözü bitireceğim, uzadı. Muharrem İnce'nin açıklaması da Muharrem İnce'nin tıpkı İyi Parti gibi belediyeleri, yerel seçimleri AKP ve Cumhur İttifakı'na hediye etmeye hazırlanan bir tutum içinde olduğunu gösteriyor. Tam bir kurban pazarlığı, bir kurbandaki şey, hayvan pazarlığı yapan bir tablo sergilenmiş. İşte şu belediyeyi bize verirseniz biz metropol belediyesi, şu kadar e, belediye meclis üyeliği e, ve şu ilçeler, şu iller e, memleket partisine verilirse varız demiş. Ama bunlar verilmediği için sözüm ona politik bir eleştiri yapılıyor. ya. Bunlar verilmiş olsaydı bütün bu eleştiriler yapmayacaktım. Eğer bu eleştiriler doğruysa masaya oturman bile yanlış zaten. Masaya oturmaman gerekiyordu. Buyurun hocam. Evet şimdi e, değerli izleyiciler bakın e, bir...